Anne babalarda bir heyecan oluyor ama değil mi acaba? Tabii canım, olmaz mı? Hele de dedelerde, babaannelerde, anneannelerde heyecanı gör. Tabii o tatlı bir şey, yani tatlı bir heyecan. Evet, o anı yaşamak istiyorlar. Yaşamak istiyorlar ama iyi bir soru. Burada da ben bir uyarıda bulunacağım. Şimdi sünneti yapmak, biz yapan taraftayız. Evet. Bir de talep edenler var. Tabii bir heyecan falan, onu ben anlıyorum ama şimdi bazıları da çok nasıl diyeyim, böyle irdeleyici ve ne bileyim internetten araştırılmış, şöyle yapılmış, bu mu yapılacak, şu mu yapılacak falan, böyle kendi gergin, çocuğu da gelmiş, evet. Yanındakiler de gergin. Şimdi öyle insanlara tabii sünnet yapmak, bir iş yapmak, sünneti de geçelim, bir şey yapmak çok zor oluyor. Sürekli soru, ya sorulacak şeyler var, anlatıyoruz bilmem ne falan, fakat buna rağmen o kadar kafasında büyütmüş ki meseleyi, bu kadar büyütülecek bir şey yok. Sonuçta ehli birine teslim ediyorsunuz. Bizim hem yani zaten yani diplomamız, şuyumuz, buyumuz falan ayrı bir şey. Zaten etrafta da yaptığımız binlerce gerçekten esrarın sünnet var. Mutlaka birilerine de denk gelmişler. Referans olmuştur. Şimdi o demek istediğim o tedirginlik çok artık böyle rahatsız edici boyutlara gelince, sünnet esnasında lokalle yapılıyorsa sen o yanındaki hemşireyi, ne bileyim sağlık memuru, herkesini geriyor. Bu sefer evet, o ortam güzel bir ortam olmuyor. Oysa o bu neşeyle falan bitirilmesi gereken bir işlem. Ama heyecan oluyor. Ona da gayet de normal. Bazıları dayanamıyor. Dışarılara çıkıyorlar, parklara gidiyorlar falan filan. Burada işte alkışlar kopuyor falan. Güzel şeyler. Hani hastaneye hastalık için gelinir ya, bu onun harici bir şey. Yani böyle eğlenceli, güzel bir iş için geliniyor. Güzel de tamamlanıyor. Bunlar da iyi oldu bu böyle bir program yapmamız. Sorulacak bir sürü konu varmış gerçekten sünnetle ilgili. Evet, çünkü şu süreçte de aileler biraz tedirgindi. Acaba çocuğumuzu sünnet ettirelim mi yoksa bekletelim mi diye. Yani diyelim ki bu soru 1,5 ay önce falan gelmiş olsaydı, evet, bekletin diyecektim. Evet. Ama artık hastalığın şeyi geçti. Hastaneler gerekli tedbirleri, önlemleri aldı. Biz de keza öyle. Bir kere zaten o hastalığın yoğun olduğu dönemde biz sağlıkçıların da daha az insanla muhatap olması lazım. Biz istemeyiz zaten baştan. Ama artık gönül rahatlığıyla hastaneye gelebilirler. Evet, gönül rahatlığıyla çocuklarını sünnet yaptırmak için hocalarımıza gelebilirler. Tabii. Kıymetli bilim insanlarını zaten yönlendireceklerdir. Aileleri çok da güzel yönlendiriyorsunuz bu noktada da hocam. Tabii tabii. Gerekli hem hazırlıklar hem ne yapılacağı sonrasında bakımlarıyla falan hepsine birebir ilgileniyoruz. Evet, tabii bu noktada çocuğu da strese sokmamak gerekiyor. Evet. Eğer hatta ben hatırlıyorsa hatta biraz böyle önden çıtlatılmasının iyi olacağını düşünüyorum. Yani şimdi biz mesela geliyorlar, biz sakladık sünnet olacağını. Yani böyle o çok heyecanlı olan anne babaların bazı, biz söylemedik falan. Ben mi şey söyleyeceğim şimdi burada? Yani böyle tiyatrolar oluyor değişik değişik. Onun için biraz önden bahsedilmesi, hazırlıklı olması çocuğun. Evet. Niye hastaneye geldiğini falan. Psikolojisi çok önemli. Tabii. Ha, ondan sonrasını lokal mi yapalım, genel mi yapalım, şöyle mi olsun falan filan. Yani bir şey, böyle bir şey habersiz yapmamak lazım, evet, yani. Belki ilerleyen süreçte çocukta bir hasar da bırakabilir. Psikolojik olarak tabii. Psikolojikmen bir hasar da bırakabilir ve hiçbir anne baba da onu istemez. İstemez tabii ki, aynen. Çünkü bir defa olacak bir şey. Çünkü neden? İkinci bir tekrarı olasılığı ihtimali her esnasında olabilir. İşte yanlış sünnetler dediğiniz söyle. Tabii tabii tabii. Tabii. Bir defa tam yapılması lazım. Emin ellerde sizden gibi önemli isimler cerrahlarımızın eline bıraktıkları zaman ebeveynler çok da rahat edeceklerdir. Kesinlikle. Çocuklarımız ilerleyen süreçte.